Şimdi ben aslında herkese 14 diyorum ama yani 14 yaşında değilim aslında. 13 yaşındayım. Neden? Çünkü Aralık'ta doğdum 2009 yılında. Bu yüzden kimliğimde 13 diye gözüküyor. Hatta neyse o konuya girmeyeyim. Yani evet 13 yaşındayım kısaca öyle diyorum. Kedi en sevdiğim hayvan. En nefret ettiğim ise köpek. Çok travmalarım var köpeklerle ilgili, o yüzden girmek istemiyorum, yoksa çıkamam videodan. Kedi yani en sevdiğim hayvan kedi, bu kadar. Açma sebebimi bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü 2 yıl oluyor neredeyse. O anki kafamın nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimalle pandemiden dolayı sıkıldığım için açmışımdır. Şöyle ki en sevdiğim kitaplar, yani ben en son kitabımı 8. sınıfın ilk döneminde okumuştum. Çünkü ben geçen sene LGS senemde hiçbir kitap okumadım. Yani okumayı da sevdiğim çok söylenmez. Çünkü genelde benim okumak istediğim kitaplar güzel çıkmıyor ve ben de sarmadığı için bırakıyorum genelde. Ama yani 7 ve 8'i sayarsam, 7 ve 8. sınıfta okuduğum kitapları sayarsam Sefiller güzeldi. Yani onu hatırlıyorum. Ondan sonra Define Adası olmalıydı ve evet 8. sınıfta okuduğum kitapta Sherlock Holmes'tu zaten. Ve Sherlock Holmes'un hangi serisi olduğunu hatırlamıyorum hiçbir şekilde. O da çok güzeldi, yani sürükleyici bir tarzı vardı. Son olarak kendimi düzeltmek istediğim birkaç şey. Yani ilk olarak ben sözelimi geliştirmeyi isterim. Yani sözelimi geliştirmeyi isterim derken geliştirmek demeyelim de sevmek diyelim. Çünkü sevmesem de bir şekilde yapabiliyorum ama sevsem belki daha iyi yapabilirim diye düşünüyorum. Onun dışında da bir tek teknolojiyi de arama mesafe koymak var ama onu yapabileceğimi çok düşünmüyorum. Ben ilk soruyu boş bırakıyorum. Çünkü yetenekli olduğumu düşünmüyorum yani. O kadar bahsedildiği kadar yetenekli olduğumu düşünmüyorum. İkinci soru, yani olmasaydı yaşamazsın dedim. Şimdi anne baba deyip geçmeyeceğim çünkü çok klişe bunlar. O yüzden onları sıraya almıyorum. Onların dışında olarak söylemeyi planlıyorum şu anda. Yani Mine var. Kuzenim. Ondan sonra telefon ve matematik. Evet bu içi. Mina, telefon, matematik, bu kadar. Yani teknoloji de olabilir telefon yerine. Ama evet teknoloji diyelim. Mina, teknoloji ve matematik. Evet. Samsunluyum. Isınamadığım idol var. Ama onu da belirtmesem iyi olacak. Geçelim. Şöyle ki yani en sevdiğim şarkı şu anda kesin olarak bir şarkı diyebileceğimi sanmıyorum. Ama en çok dinlediğim şarkı listesini ve en son dinlediğim şarkı listesini koyarım buraya giderken. Şimdi dediğim gibi ben çok kitap okumadım, yani okuyan birisi değilim. Yani bu soruya cevap verecek olsam 5. sınıfta okuduğum kitaplardan birisini derim yani. Ne okumuştum? Masal Masal İçinde falan okumuştum. Onun cidden güzeldi, Masal Masal İçinde falan. 5. sınıftaki aklımla. Ama yani bu soruya son okuduğum kitaplar arasında diyebileceğim tek kitap Sherlock Holmes yani. Yani hayatımda unutmak istemediğim bir anım. Yani anım. Yani nasıl söylesem burada şimdi. Yani ne anlamda sormak istedim tam, yani tam olarak anlamadım. Yani an mı, yani bir an mı yoksa bir anı mı, olay mı sormak istedim tam olarak anlamadım ama yani olay ne olabilir diye düşünüyorum, aklıma bir şey gelmiyor çünkü ben gerçekten çok normal bir yaşam süren birisiyim. Olağanüstü hiçbir şey yaşamadım şu ana kadar. Yani bu soruya tam bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum. En sevdiğim renkler kahverengi, siyah, mor. Kalbimi kıracak bir söz. Yani genel olarak sosyal medyada, yani sanal ortamda emeğime laf edilmesi, editlerimin beğenilmemesi gibi şeyler. Pandemide başladım ben. Ama şu anda yani Jen'in doğum gününü unuttum. Allah kahretsin. Jen'in doğum günü olduğu gibi başladım. 14 Ocak mıydı hatırlamıyorum şu anda. Hafızam silindi. Hedeflerim şu anda kanalda yani 1000 olmak. 1000 olmak. Hayatta şu an hiçbir hedefim yok açık söylemek gerekirse ama yani şu yeni yani eğitim ile ilgili olarak Türkçe ortalamanın 70'in altında olmaması. Hayatta hedefim bu şu anda 70'in altında olmaması. Yüksek tutmak Türkçemi. Meslek olarak hayatta evet şu anda aklıma geldi. En büyük hedefim hayatta yapay zeka mühendisi olmak. Çok istiyorum yapay zeka mühendisiyle. 9. sınıfa gidiyorum. Vallahi şu anda küçükken kurduğum tek hayal büyüyünce telefonumun olmasıydı. Ve yani prenses olmak istiyordum. Başka bir şey yok yani. Ama en çok istediğim telefondu. Son bir yılda ne kadar malmışımdan tek olay LGS için matematiğe çok fazla önem vermemdi. Keşke vermeseydim çünkü vermesem de yapabileceğim seviyede geldiği için sorular. Tek malmışım dediğim olay bu. Yaşam hakkında yani ben yaratıcı düşüncelere sahip birisi değilim. O yüzden bunu cevaplayabileceğimi düşünmüyorum. En sevdiğim Amerikan pop sanatçısı Camellia. Son izlediğim film VIP. Jungkook'un oynadığı VIP. Dizi ise 1899, yani 1899 direktmen. En sevdiğim aktivite, yani tekrar tekrar yapmaktan hoşlandığım bir şey. 10 parmak hız testi, yani teknolojiyle ilgili direktmen. Zaten yapay zeka mühendisi olmak istememin nedeni çok kötü bir şekilde teknoloji bağımlısı olmam, teknoloji hayranı bağımlısı. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, ne zaman yorum atsanız ben bir sıkıntı olmadığı sürece 5-10 dakika içinde cevap veriyorum. Çünkü hayatımın neredeyse yarısına fazlası telefon, bilgisayar, tablet, yani teknolojik aletlerle geçiyor.
Evet, yani on parmak izi testi yapmayı sevdiğim aktivite. Allah'ım sana şükürler olsun, son soruya gelmişiz. Sormayı dediğim ama cidden yoruldum. Çünkü ses kaydetmek zormuş gerçekten. Yani animasyoncuları burada iyi çok iyi anladım. Çünkü konuşurken bir şey yanlış yapma, direktmen sinir krizi geçirirsin geliyor. Ah, bitti sonunda.